Merhaba Çat Kapı'nın değerli izleyicileri. Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim gezerken eğlendirmeye, eğlendirirken de en güzel lezzet duraklarını sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bizler bugün rotamızı Sinop merkeze çeviriyoruz efendim. Gerek manzarasıyla bilinen, gerek iklimiyle bilinen çok güzel bir noktadayız efendim. Şimdi bizler buraya geldik ama çok da güzel bir restorantımıza giriş yaptık. Şimdi buradaki işleyişten bahsedeceğiz. Nasıl ilerliyoruz? Hedefleriniz nelerdir? Burada verilen hizmetler nelerdir? Bunları konuşacağız ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Janset Hanım var. Gene birlikte bir kendilerini tanıyalım ve burasıyla alakalı bizlere neler aktaracaklar hep birlikte öğrenmiş olalım. Janset Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz de Sinop'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Janset Hanım, çok güzel bir işletmemiz var. Burasıyla alakalı sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce birazcık sizleri tanımış olalım. Janset Şanlı ben, Sinopluyum. İşletmemizi buraya açmamızın en büyük nedeni de zaten buralı olmamdı. Sinop Aşıklar Caddesi'nde Döner Dünyam olarak faaliyete 1,5 sene önce başladık 2022 yılında ve hala devam ediyoruz. Harika, aslında şehrimiz çok güzel, buralıyız ve buraya hizmet vermek için geldik. Şimdi ben birazcık burasıyla alakalı sohbet etmek istiyorum. Hı-hı. Kuruluş hikayemiz nasıl başladı? Çünkü konsept çok farklı, içerikler farklı. Hı-hı. Nasıl aklımıza geldi? Şimdi döneri Türkiye için çok kıymetli bir imza ürünü olduğunu biliyoruz. Ve dünyanın her yerinde Türklerin olduğu her yerde döner var. 5 yıllık bir yurt dışında yaşamışlığım var. Orada döneri buradaki sunulandan çok daha güzel sunulduğunu gördüm. Çok daha lezzetlendirilmiş şekilde. Türkiye'ye döndükten sonra, kendi mesleğimi de bıraktıktan sonra hem şehrime hem de hem şehrimle bir iş yeri kurmak hem de burada yaşamak istedim. Dönerle yola çıkmak istedim. Döneri tekrardan bence hak ettiği yere koymak gerekiyordu. Biz de mekanımızla başladık bu işe. Önce döner yemek isteyen insanların gerçekten nezih yerlerde yemesi gerekiyor. O yüzden mekanımızı konseptin bayağı dışına çıkararak şık bir mekan tasarladık ve herkes şık bir mekanda döner yesin dedik. Başarılı da olduğumuzu düşünüyorum. Harika, gerçekten öyle. Şimdi değerli izleyicilerimiz görüyor olacaklar, bir dönercinin dışında bir dönerci olmuşuz burada. Konsept çok farklı çünkü. Peki bu konsepti sizler mi düşündünüz? Dizayn sizlere mi ait? Birazcık bunları da anlatabilir misiniz? Şık bir mekan hayal ettik. Ama bunun için de profesyonel destekler aldık. Mimarlar, iç mimarlar, dizayncılarla çalıştık. Ama birlikte yarattık diyelim bu konsepti.
Sonuç olarak da böyle bir şey çıkardık ortaya. Harika. Birazcık bohem, aynı zamanda birazcık da gösterişli bir yer açıkçası. Değerli izleyicilerimiz de mutlaka bana hak verecektir. Çünkü içeriye girdiğimiz zaman etraftan gözümüzü alamadık. Her bir noktada ayrı bir detay var. Şimdi burada dizaynımız çok güzel ama lezzetlerimiz de çok güzel. Kesinlikle. Birazcık lezzetlerimizi de anlatmak istiyorum açıkçası. Evet. Lezzetlerimiz neler vardır? Daha doğrusu menümüz nedir ve içerikler nedir? Evet, ismimizden de anlaşılacağı gibi döner. Döner dünyam. Yani dönerin her çeşidi. Olmazsa olmaz İskender dönerde biliyorsunuz. İskenderimiz aynı zamanda bizim aslında en öne çıktığımız ürünümüz pita döner. İşte bu benim Almanya'dan esinlenerek getirdiğim bir şey. Türkiye'de sadece belli içeriklerle satılan bir üründür biliyorsunuz ya da belli içeriklerle sunulan bir üründür. Fakat yurt dışında bu özel salatalar ve soslarla sunulur. Biz de burada bunu uyguladık. Kesinlikle çok daha lezzetli. İkram edeceğim. Tadına baktığınızda siz de bana hak vereceksiniz. Şimdi röportajımız bittikten sonra zaten kesinlikle tadımlayacağız ürünleri. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Evet, ürünler çok farklı. Daha doğrusu farklı ürünlerimiz var. Bu noktada tabii ki ustalık da çok önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet, ürünler her yerde aynı şekilde yapılıyor ama ustanın eli ve lezzet sırları mutlaka farklıdır. Peki kesinlikle. Bu noktada ustaları alırken nelere dikkat ettik? Öncelikle deneyimli olması bizim için çok önemliydi. Şu ana kadar çalıştığımız ustalarımız kendi işinde başarılı arkadaşlar. İkincisi, dediğimiz gibi içine kattığımız soslar özel reçete, sadece bizde var. Bu reçeteyi de kimseyle paylaşmıyoruz. Bunun dışında dönerimize asıl lezzet veren kısım tabii ki etimiz. Kullandığımız et, bilindik markalarla çalışıyoruz. Aynı kaliteyi yakalayabilmek için ve oran çok önemlidir bunda. Biz %80 et oranıyla hazırlıyoruz dönerlerimizi. Harika, tamamen aslında et ağırlıklı çalışıyoruz. Etimizin kalitesini de bu noktada aslında bilindik yerlerden sağlıyoruz galiba. Bu kaliteyi her an aynı şekilde yakalayabilmek için hep aynı firmayla, aynı oranlarla çalışıyoruz. Harika. Şimdi bence evet, burada ürünlerin lezzetleri, çeşitliliğimiz bol dedik ama en önemli olan konulardan birisine de değinmek istiyorum. Hijyen de çok önemli çünkü sağlık alanına da birazcık temas ediyoruz bu noktada. Kesinlikle. Peki hijyeni nasıl sağlıyoruz burada? Hijyen bizim işletmemiz için en önemli olan konu. Kırmızı çizgimiz diyebiliriz. Tüm ekip arkadaşlarımız buna kesinlikle dikkat ediyorlar. Eldivensiz ve bonesiz asla mutfakta çalışmıyoruz. Aşağıda döner tezgahımız var. Aynı şekilde orada da eldiven ve bone sürekli kullanılıyor. Mutfağımız her zaman ziyaretçilerimize açık. İstedikleri zaman girebilirler, gezebilirler. Harika. Aslında bu noktada hijyen eğitimi almaları da burası için çok önemli. Çünkü çapraz bulaşmalar vesaire olabiliyor. Şimdi bunu bildikten sonra da zaten tamamen hijyenik bir şekilde hizmet veriyoruz burada. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Evet, ürünlerimiz çok güzel. Hijyenimize çok dikkat ediyoruz ama buradaki güzel lezzetleri sadece yerinde mi tadımlayabiliyoruz yoksa paket servislerimiz var mıdır? Evet, paket servisimiz var. Tüm ürünlerimizi müşterilerimize paket servis olarak ulaştırabiliyoruz. Harika. Bizler buraya gelemediğimiz takdirde bütün güzel lezzetler evlerimize kadar gelmiş oluyor.
Şimdi aslında işletmemiz çok güzel. Dizayn olarak da çok farklıyız. Bu noktada aslında organizasyonlara da müsait bir alandayız. Peki organizasyonlara cevap verebiliyor muyuz? Evet, 80 kişiyi aynı anda ağırlayabilecek kapasitedeyiz. Toplu organizasyonlarda hizmet verebiliyoruz. Harika. Bu noktada tabii ki gelmeden önce bir rezervasyon gerektiriyor diye düşünüyorum. Mutlaka daha kaliteli bir hizmet verebilmek için rezervasyon gerekiyor. Peki rezervasyonu birkaç gün öncesinden mi yoksa 1-2 saat öncesinden yapmamız yeterli midir? Burada gelecek olan grubun kişi sayısı çok önemli. 15-20 kişi olursa çok rahat 1-2 saat öncesinden de hazırız. Fakat eğer kalabalık 70-80 kişilik bir grup gelecekse, evet, birkaç gün öncesinden bilgimiz olursa daha iyi olur. Harika. Şimdi değerli izleyicilerimiz ekranları başında güzel lezzetlerimizi de görüyor olacaklar. Mutlaka canları çekecektir. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Bizlere internet üzerinden, online sitelerden ve telefonla ulaşabilirler. Harika. Sizlere aslında ulaşım da çok kolay demiş olalım. Şimdi aslında bizler buranın en büyük farkını görüyoruz. Değerli izleyicilerimiz de görüyor ama şunu da sormak istiyorum. Peki sizce diğer firmalardan sizi öne çıkartan plan nedir? Konseptimiz diyebiliriz. Menü içeriklerimiz ve güler yüzlü ekibimiz. Farklarımızı söyledik ama şuna da değinmek istiyorum açıkçası. Etrafta çok fazlasıyla lavantalarımız da var. Peki bunlarla alakalı bir çalışmalar var mıdır? Lavantalar kendi bahçemin ürünü. Bir sene önce kendi arazime 13 günün üstüne lavanta bahçesi kurdum. Wow, harika. Evet ve bu alanı geliştirmeyi düşünüyorum. 25 dönüm daha ekleyeceğiz ve turizme açacağız. Muhteşem. Aslında sadece restoran alanında değil, aynı zamanda bahçe, daha doğrusu lavanta yetiştirme alanında da hizmet vereceğiz. Evet. Peki bu lavantalarımızı bizler ilerleyen zamanlarda nerelerde göreceğiz? Yurt dışına mı çıkartacağız lavantalarımızı yoksa iç tarafta mı kalacağız? Birazcık bunlara da değinelim istiyorum açıkçası. Evet, Sinop'a yeni bir turizm rotası oluşturmak istiyoruz. Aslında biz burada 3 kadın girişimci olarak lavantaya başladık. Kendi arazimde 13 dönüm üstüne lavanta diktim ve bu alanı 25 dönüm üzerine çıkaracağım. Büyük bir turizm rotası oluşturmak istiyorum bu anlamda. Ürün pazarımız öncelikle bahçelerimiz olacak.
İleride bir lavanta ürünlerinin yer aldığı bir butik mağaza düşünüyoruz. Ve yurt dışına da taşımak istiyoruz biz bunu. Harika. Aslında bir kadın girişimci olarak birçok yerde aktifiz. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Kadın girişimciyiz ve başarılıyız da. Peki başarımızın sırrı nedir? Hayallerim. Hayallerim ve Sinop aşk diyebiliriz. Harika. Hayaller olmadan zaten hedefler olmuyor olmaz bu noktada. Peki kafe ve restoran için ilerleyen zamanlardaki hedefleriniz nelerdir? Hedeflerimiz büyük. Şubeleşmek ve franchise'a doğru gitmek. Yani bir restoran zinciri olma hedefimiz var ve bunu Sinop'tan başlayarak devam ettireceğiz. Harika. Aslında kuruluş hikayemiz burası ama ilerleyen zamanlarda birçok yerde göreceğiz sizleri. Türkiye'nin birçok şehri ve yurt dışı diyebiliriz. Harika. Peki buradan son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben bir kadın girişimci olarak söylemek istediğim şey, burada Sinop İş İnsanları Derneği, Sinder bünyesinde bir kadın kooperatifi kurduk. Ve çalışmalarımız devam ediyor. Kendimiz gibi diğer kadınlara da destek olmak istiyoruz. Yeni girişimci kadınları aramızda görmek istiyoruz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım. Efendim bizler gerek konseptiyle gerek de aslında ürünlerin lezzetiyle ön plana çıkan bir restorantımızı sizlere aktardık ve çok güçlü bir kadın girişimcimizin başarı hikayesini sizlerle beraber dinledik ve dilimiz döndüğünce sizlere aktarmaya çalıştık. Efendim şimdilik bizlerden bu kadar diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola, seyirde kalın, hoşça kalın.